İnsan ve Anlam. İyi akşamlar TRT Radyo 1 dinleyicileri. Bir İnsan ve Anlam'la daha sizlerle birlikteyiz. 2021'in bu son İnsan ve Anlam programında hepinize yeni yılda güzellikler diliyorum. İnşallah sorunlarımız azalarak biter ve güzelliklerle karşılaşırız. 2021'in bu son programında bugün ele alacağımız kavramımız ikna. İkna kavramı nedir? İkna etmek nedir? Dilimizde ikna ile ilgili birçok kavram var. Kanaat getirmek, kâne olmak, ikna ile ilgili birçok deyimimiz var. Ve ikna kavramını iletişim bağlamında konuşacağız. Bu akşamki konuğum İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Doktor Şifa Elcil. Şifacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Evet hocam, 2021'i kapatıyoruz ve inşallah sorunlarımız biter. İyi dileklerimizle yeni yıla başlarız ve yeni yıl eskisinden çok daha iyi olur. İkna kavramına geçmeden önce dinleyicilerimize, TRT Radyo 1 dinleyicilerine yeni yılla ilgili neler demek istersiniz? Evet, öncelikle beni programınıza konuk olarak davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir radyo müdavimi ve TRT müdavimi olarak TRT'nin bir kanalında olmaktan çok mutluyum. Önce onu söylemek isterim. Tabii 2022 umarım hepimize, ülkemize önce sağlık, huzur ve güzellikler getirsin diliyorum. İnşallah. Tabii iletişim ve ikna üzerine sohbetimize geçmeden önce programımızın adıyla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Çok anlamlı bir program adı. Çünkü bizler, yani insan, yaşamda hep bir denge arayışı içindedir. Öyle ki hep bir şeylerin eksik olduğu hissini taşırız ve o eksik parçayı tamamlama arayışı içindeyizdir. Aynı zamanda bir denge kurma eğilimindeyizdir her birimiz. Her insan kendi yaşamında belki bu dengeyi farklı biçimlerde kurabilir, kurmaya gayret ediyor. Denge arayışı beraberinde anlam arayışını da getiriyor. Pek çok disiplinde bu anlam arayışını görmekteyiz. Örneğin felsefe, örneğin sanat, bu anlam ve gerçeğin ne olduğu arayışının bir sonucudur. Anlam nedir? Örneğin konuşma içerisinde işte sözcükler ya da kavramlar tek başına önem taşımaz. İnsanların ortaya koyduğu fikirler, amaçlar ve onlara yüklenen anlamlar önem taşır. Bir sözcüğün anlamı belli bir cümle ya da onun yer aldığı metinle ve bu sözcüğün ait olduğu dilin yapısıyla belirlenir. Yani ifade etmek istediğim, küçük parçaların değil bir bütünün anlamı olduğudur. Cümle içinde bir kelimenin eksik kullanılması işte cümlenin bütün anlamını örneğin etkileyebilir, bozabilir. İşte insanın dünya yolculuğundaki anlam arayışı da bir bütünsellik taşır. Dünyayı, olayları, olguları anlamlandırma ve yaşamda bir denge sağlama sürecinde iletişim bize yol gösteriyor. Bir adeta tepe lambası gibi önümüze ışık tutuyor. İletişim aynı zamanda anlam arayışı ve anlamlandırma süreci. Bu süreç önce insanın kendisiyle olan iç iletişiminden başlıyor, sonra çevreyle bütünleşiyor. Yunus Emre'nin de söylediği gibi işte bir ben var bende, benden içeri der Yunus. Burada Yunus Emre insanı merkeze alan, önce kendi içine bakan, belki kendisini eleştiren, belki kendisine öğütler veren bir bakış görürüz. İşte sosyal bir varlık olan insan bu süreçte hem kendi iç dünyasına hem de etrafında yaşananlara bir takım anlamlar yükler ve bu anlamları kendince yorumlar. Yani kendimizden yola çıkmamız, kendimizden yola çıkarak başkalarına bakmamız ve başkalarını anlayarak kendimizi yeniden üretmemiz, büyütmemiz ve bu var olma süreci içinde yürümemiz gerekiyor. Burada kişinin içsel iletişimi önem kazanıyor. Yani bireyin kendisiyle olan iletişimi ne durumda? Kendimizi ne kadar tanıyoruz? İnsanın tabii yaşamdan beklentileri, kendisiyle ne kadar barışık olduğu, işte kendisini sevme durumu gibi. Aslında bu insanın kendisini sevme durumu da birden olan bir şey değil. Yaşamda işte kendimizi tanıdıkça, hedeflerimize ulaştıkça, zamanla kendimize daha sağlıklı bir bağ kuruyoruz. İçsel iletişimi iyi olan insanlar çevreleriyle de daha sağlıklı bir iletişim içinde olurlar diyebiliriz. Bir başka deyişle aslında kendimize giden yollar kısaldıkça dış dünyayla daha güzel bir uyum yakalayabiliyoruz.
Burada hocam şunu diyebilir miyiz? Mesela Türkçemizde kâni olmak diye bir deyim var. Biz ilk önce kendi iletişimimizde, kendimizle olan iletişimimizi bir konu açısından kendimizi anlamlandırıyoruz. Ve ona kanaat getiriyoruz. Tabii daha sonra kanaatkar olmak diye de bambaşka bir anlam kazanan deyimimiz var. Yani çok fazla hayattan beklentisi olmayıp mutlu olan insanlar. Kanaat getirmek bir şeye. Ama burada sizin de dediğiniz gibi aslında ikna olmak insanın kendisiyle iletişimiyle başlıyor. Bu biraz da siz neticede bir akademisyen olarak iletişim konusunda da uzmansınız. Başkalarıyla kuracağımız, ikinci kişilerle, ikinci canlılarla hatta dünyadaki diğer varlıklarla kuracağımız iletişimin ilk adımı kendimizle olan iletişim. Kendimizi bir konuda ikna etmek ve onu daha sonra dışarıya iletmekle başlıyor. Dolayısıyla bu aslında neredeyse biz ikna olmadan güne bile başlayamıyoruz. Yani sabah kalkayım, akşam yatarken yarın ne yapacağımız konusunda bir kanaatimiz oluşuyor. Kendimizi ikna ediyoruz. Ona göre yatıyoruz. Ona göre sabah kalkıyoruz. Eğer ikna olmadıysak kalkayım mı, kalkmayayım mı, gideyim mi, gitmeyeyim mi? Birçok aslında o anda yapacağımız her kararı biz kendimizi ikna ederek, kendimiz ikna olduktan sonra da başkalarını ikna ederek yapıyoruz. Bu aslında kişisel iletişimin, hem kişiler arası iletişimin hem de küresel iletişimin ilk adımı. Dediğiniz gibi bu iletişimle iknayı bağlarken siz iknanın bu önemini burada insan açısından ikna kavramından devam edersek neler söyleyebiliriz? Tabii aslında iknaya gelmeden önce iletişimden girmek istedim. Çünkü etkili iletişim aynı zamanda ikna edici iletişim süreci demek. Evet. Yani biz burada ikna edici iletişimi propaganda ya da manipülasyon tabii bunun tersi manada. Çünkü orada tek yönlülük var ama iknada rızaya dayalılık söz konusu. Onun için özellikle iletişim konusundan girmek istedim. Çünkü iş orada başlıyor ve bireyin kendisinden başlıyor. Biraz sonra hatta o çok fazla derinine kök salmadan iknanın bilimsel temellerine de biraz değineceğim ama yine biraz iletişimden devam etmek istiyorum izin verirseniz. Estağfurullah. Tabii biraz önce çok güzel ifade ettiniz Kaino. Yani insanın yaşamdaki tekamülü, tekamül olarak da bunu ifade edebiliriz, olgunlaşması. Yaşam yolculuğu böyle bir yolculuk. Dolayısıyla her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. İşte kendini sevmek dedik. Bu cümleyi kurmak o kadar hemen olan bir şey değil. Yani zamanla oluyor. Kendimizi tanıdıkça, işte kendi değerlerimizi, onun arkasında inançlarımız, hedeflerimizi, işte onlara ulaştıkça o kendini sevme eylemi daha çok gerçekleşmeye başlıyor sanırım. İşte iletişim günlük yaşamın çok odağında yer alan bir kavram. İkna da aslında öyle. Biraz sonra geleceğiz oraya da. Tabii iletişim günümüzde muazzam bir hale geldi. İşte yaşamsal aktivitelerimiz için iletişimi kullanmak durumundayız. Bunun yanı sıra kurumsal düzeyde baktığımızda bir mal ya da ürün satmak için iletişimi kullanmak durumundayız. İşte siyasetçiler açısından baktığımızda iktidar olmak için iletişimi iyi kullanmak durumundayız. İşte teknolojisi bir taraftan, işin psikolojisi, sosyolojisi diğer yandan tüm bunlarla uğraşan bir disiplin haline geldi iletişim. Ve içinde insan bilimlerin tüm dalları var. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi hocam iletişim bir anlam paylaşımıdır. Ortak bir dilin kullanıldığı, işte anlamaya, dinlemeye dayalı bir anlam paylaşımıdır. Burada şunu da ifade edebiliriz ki her birimiz farklıyız çünkü biriciyiz. Dolayısıyla iletişim kurma biçimlerimiz de buna göre çeşitleniyor, farklılaşıyor. İşte farklı ailelerde doğuyoruz, farklı okullarda eğitim alıyoruz, farklı çevrelerde büyüyoruz. Ve bizi birbirimizden farklı kılan pek çok etmen söz konusu. Hatta şöyle bir söz vardır. Akıllı insanlar başkalarının tecrübelerinden de faydalanır. Çünkü bizim hayat yolculuğunda yaşadığımız tecrübe sayısı sınırlıdır. Evet. Ama biz başkalarından da çok şey öğrenebiliriz. Burada hocam hızlı kestim. Dediğiniz gibi iletişim insanın kendini tanıması ya da sevmesiyle çok bağlantılı. Fakat burada iletişimi geçmek için insanın egoist olmadan kendini sevmesi de gerekmiyor. Çünkü ben kendimi çok seversem, çok egoist davranırsam, hayatı ben merkezde yaşarsam ne yaparsam yapayım insanlarla iletişime geçemem. Veya geçtiğimi zannederim, konuşurum, onlara bir şey anlatırım, onlarla otururum, kalkarım ama insanlar aslında bana geri bir bildiri yapmazlar. Yine geldi bu derler, yine kendinden bahsediyor derler. Ben aslında konuşurum ama iletişim başlamaz. Burada da insanlarla olan iletişimimizde kendimizi tanıyacağız, seveceğiz. Hatalarımızı, yanlışlarımızı, eksiklerimizi dediğiniz gibi başkalarının yaşadıklarından da tecrübelerinden de yararlanacağız ama bir de insanların düştüğü, hatta toplumların düştüğü ben merkezcilik, kültürel merkezcilik var.
iletişime geçmeden önce söylememiz gereken şeyler de var olduğuna inanıyorum. Az önce ifade ettiğim gibi insanın o kendini sevme durumu, o cümleyi kurmak belli yaşlardan sonra olabiliyor diye düşünüyorum ben. O da tabii bu egoistçe bir kendini sevme, beğenme durumu değil diye düşünüyorum. Yani tekamül etme, hani insanın, öğrencilerime de ben bunu her zaman, ben mükemmel değilim, beni hocalarınızı mükemmel görmeyin. Evet. Ben de kusurlu bir insanım ama bu yaşam yolculuğunda kendimce işte deneyimler, tecrübeler yaşıyorum. Olumlu, olumsuz. Bunlardan dersler çıkarmaya çalışıyorum. Ama kusursuz değilim ben. Barışık benim, olmak. Ben kendisi... size iyiden güzelden yana bir şeyler vermeye gayret ediyorum elimden geldiğince. Ama bunları siz kendi dünyanızda, mutlaka zihinsel dünyanızda evirin, çevirin. Size uygun olanlarını alın, uygun görmediğinizi almayın. Hani dedik ya farklıyız, her birimiz farklıyız. Bu çok doğal bir şey. Dolayısıyla farklı tecrübeler yaşıyoruz. Hayata farklı pencerelerden bakıyoruz doğal olarak. Ben o kusursuzluk ya da işte kendini beğenmeyi çok işte sadece ben varım anlamında ifade etmek istemedim. Ama o insanın kendisiyle kurduğu iç iletişim dediğimiz, bilmiyorum, bunun üzerine çok fazla düşünmüyoruz diye düşünüyorum. Yani kendimize yalnız kalıp işte değerlerimiz neler? Biz yaşamda işte nereye gitmek istiyoruz, ben kimim, kendimizi tanıyor muyuz acaba yeterince? Belki de zaman zaman bunun üzerinde biraz hani yoğunlaşmak insana iyi gelebilir. Ama buradaki kendini sevme durumu, kendinden hoşnut olma durumu, tabii kusurlarımız da oluyor yaşamda ama işte tekamül etme, bu yaşam yolculuğunda dediğimiz şey herhalde böyle bir şey olsa gerek. Yani kusurlarımız da olacak zaman zaman ama o kusurlarımızın en azından farkına varabiliyorsak, tekrar etmemek adına, işte o zaman herhalde iyi bir yoldayız diyebiliriz. Mesela bazı insanları tanımlarken çok kalender bir insan deriz. Evet hocam. Biz çevremizde böyle insanlar vardır hepimizin. Çok kullanılan bir kelime değil artık kalender. Benim çok sevdiğim bir kelimedir. Bu şekilde tanımlanan bir insanın işte belli değerlere, belli niteliklere sahip olduğunu ifade eder bize. İşte o kişinin kendi özelliklerine göre bunu tanımlayabiliriz, içini doldurabiliriz belki bu kavramın ama onlar bizim çok saygı duyduğumuz insanlardır, örnek aldığımız insanlardır. Şimdi o insanlara baktığımızda gördüğümüz değerler aslında bu işte iletişimle ilgili, hani etkili iletişim diyoruz, biraz sonra ikna konusuna geleceğiz. Aslında orada da bize ışık tutuyor. O insanların nitelikleri nelerdir? Neden o şekilde kalender olarak tanımlarız? Onlara saygı duyarız. Gözümüzde saygın bir yerleri vardır. Onunla insanlara baktığımızda o işte o yaşam tecrübesini, sonra o tekamül etme yolundaki, değil mi? Böyle bir somut halidir belki gözümüzün önünde. Onun için değişik tanımlamalar da olabilir tabii ki. Kalender insanları kendi kişiliğini, daha doğrusu kendi yapısını, Weber'in tabiriyle kendi karizmasını bulmuş, o konuda kendini ikna etmiş, o konuda da bir kanaate varmış kişi, ilk önce kendisiyle barışmış kişi olarak söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Bir kere dürüstlük, güven sihirli kelimelerden. Yani onlar hem bireysel hem sosyal yaşantımızda hem de kurumsal yaşamda çok önemli. İşte liderlerin güvenilir oluşu, dürüst oluşu, kurumların, mal ve hizmet üreten kurumların dürüst, şeffaflık diyoruz mesela, çok kullanılır kurumsal yaşamda. Bu çok önemli çünkü o iletişim köprülerinin daha sağlam olmasını, o çimentoyu sağlamlaştırıyor. İnsandan insana iletişim kurarken ya da kurumların paydaşlarıyla iletişiminde düşünebiliriz. Aslında köprüler kuruyoruz. Ama bu köprüler sağlam mı ya da kolayca bozuluyor mu? Bir kerelik uzun soluklu kuruyoruz. Uzun soluklu mu, kısa sürüyor. Yani hem insanlarla olan iletişimimizde hem de kurumların kendi paydaşlarıyla olan iletişimde, ki kurumlar da çok yaşamımızın içinde. Evet. Hem bizler birer müşteriyiz, hem bir çalışanıyız, hem birer belki yöneticiyiz o kurumlarda. Her bakımdan baktığımızda bu güven konusu çok önemli bir tutkal. Bu iletişim biçimlerinde işte o köprünün çimentosunun en önemli tutkalı güven, dürüstlük. Peki hocam, bu da yaklaşım. Dediğiniz gibi işin uzun vadeli olması lazım. Biraz da zorlama olmadan doğal yönde, yani bir insanı yarım saatte güven telkin edemeyiz. Güven bana, güven bana deyince bu insan olmuyor. Biraz da zamanla ilgili. Kendi düşüncelerimizi karşıya aktarırken onların tarafından ilk önce anlanması, daha sonra da benimsenmesi ve daha sonra uygulamaya geçmesi var. Peki burada bunları yaparken, onları ikna ederken ikna kavramının doğasında neler var? Can hocam, bizlerin aslında iletişimi nasıl anlamlandırdığımız, iletişimi algılama ve yaşama tarzımız hem sosyal hem
profesyonel yaşamla geçişte belirleyici dedik. Hı hı. Şimdi ikna konusuna gelirsek, ikna da iletişimin odağında yer alan bir kavram. Etkili iletişim eşittir ikna edici iletişim diyebiliriz. Tabii olumlu yönde biz iknayı burada kullanıyoruz. Evet. Aslında günlük yaşamdaki en küçük iletişim biçiminde bile bir ikna amacı vardır. Örneğin arkadaşlarımızla olan iletişimimizde bile bir ikna amacı vardır. Şöyle ki, biz farkında olalım ya da olmayalım, kendimizi karşı tarafa bir kabul ettirme, hı hı, kendi duygu ve düşüncelerimizi benimsetme amacı taşırız. Tabii burada iknayı bir baskı aracı olarak değil, olumlu yönde kullanıyoruz. İknada rızaya dayalılık vardır ve ikna insanları belli yönde kanaatlerini etkileyerek işte bunu içselleştirmelerini sağlamak ve rızalarının olması, hı hı, iknanın odağında ve doğasında önemli. İsterseniz biraz daha, yani ikna nedir? İkna, kişilerin akıl ve duygularına hitap ederek, aslında bu çok bilimsel bir yapı, akıl ve duygularına hitap ederek onların tutum ve davranışlarını değiştirme çabasıdır. Akıllarına hitap ederken, yani ne bileyim, çıkarlarını düşünmek, menfaatlerini düşünmek, geleceklerini düşünmek, biraz da böyle uzun vadeli şeyler mi, yoksa akla, çünkü deyince hani bugün aklıma uyan şey yarın aklıma uymayabilir. İşin içinde değişkenlikler var, şartlar var. Evet. Rasyonel mesajlar. Hı. Akıl derken insanların mantığına hitap eden mesajlar ikna etkisini yükseltiyor. Hı hı. Dolayısıyla bize mantıklı gelen şeyler, çıkarımıza uygun değil de, mesela bu yine hem bireyler arası iletişimimizde hem işte ne bileyim siyasetçilerin, hı hı, söylemlerinde görebiliriz. Yani ne zaman ikna oluyoruz biz? Örneğin siyasi liderleri düşünecek olursak, mantığımızla uyumlu mesajlar aldığımızda, hı hı, bir de duygularımız da var, biz insanız. Evet. Sonuç olarak işte zihin, ruh, duygu birlikteliği söz konusu. Dolayısıyla örneğin sağlığımıza yararlı şeyleri alma eğiliminde oluyoruz. Hı hı. Ondan sonra ya da bir tehlike fark ettiğimizde oradan kaçma eğilimi oluyor. Dolayısıyla, evet, hem mantıkla, mantığa hitap eden mesajlar hem de duygulara yönelik mesajlar ikna etkisini yükseltiyor. Her tür iletişim biçiminde. Hı hı. Ama bunu yaparken de hani dedik ya, iletişimimiz neyse işte ikna yöntemimiz de biraz öyle oluyor. Evet. Burada doğru iletişim tarzı ve doğru ikna yöntemleri. Hı hı. Manipülasyon başka bir şey. Evet. Mesela kara olumsuz yönde kullanılan propaganda, ki, hı hı, onlar tek yönlü olarak belli düşünceleri zerk etme amacı taşır. Hı hı. Yani sizin düşünceleriniz, onu zihninizde evirip çevirmeniz. Çünkü sağlıklı olan odur. Yani, evet, kararı insanın kendisinin alması, içselleştirmiş olması. Dolayısıyla ikna bu anlamda onun için etkili, yani doğru bir iletişim tarzı. Hı hı. İknayı bu şekilde kullanmak. Ama manipülatif mesajlar, yalan vesaire, hı hı, gibi, o başka bir şey. Hı hı. O tam tersi. Çünkü burada iknada çift yönlülük var. Evet. Ve karşıdaki insanın düşüncelerini de önemsiyoruz. Kararı ona bırakıyoruz. Ama ikna edici olmak için inanılır olmalıyız. İnanılır olmak için güvenilir olmalıyız. Güvenilir olmak için de dürüst olmalıyız. Şunu da ekleyebiliriz. Gerek sosyal yaşamda, gerek kurumsal yaşamda karşılaştığımız sorunların, irili ufaklı krizlerin, çeşitli çaptaki krizlerin çözümünde etkili iletişim ve iknayı kullanmak yine yaşantımızı kolaylaştırıyor. Burada belki şunu da ekleyebiliriz. Mesela yaratıcı bakış açısı da karşılaşılan sorunların çözümünde çok önemlidir. Kurumsal yaşamda da çok önemlidir. İletişimde, yani ne iş yapıyorsanız yapın. İletişimde yaratıcı olmak mı? Yani kişiye göre davranmak, onu tanıdıkça ona karşı bir davranış kalıbı geliştirmek mi, yoksa buradaki yaratıcılıktan? Kişinin yaratıcı bir bakış açısıyla olaylara bakabilmesi. Hı. Mesela karşılaştığımız bir sorunun birden fazla çözümü olabilir. Hı. Biz tek açıdan bakarsak onu göremeyebiliriz. Ama daha yaratıcı bir zihnimiz varsa, hı, kurumlar açısından da bu geçerli. Çünkü günümüzde kurumlarda birçok sorun, kriz yaşıyorlar. Burada da o yaratıcı bakış açısı ayrı bir önem taşıyor. Hatta üst düzey yöneticileri işe alırken onların kişisel yetkinliklerinin yanı sıra hobilerini sorarlar. Yani onlar tamamdır, işte aldığı eğitim, tecrübe vesaire. Hobileriniz nelerdir diye sorarlar. Burada aslında o yönetici adayının sosyal yaşamda kendini nasıl ifade ettiği sorgulanır. Hı hı. Yani iş dışında bir hobisi, bir tutkusu olup olmadığı. Çünkü bir şeyi tutkuyla yapmak, o şeyi ciddiyetle yapmak demektir. Hatta işte piyano çalıyorum dediğinde ne derece iyi çalıyorsunuz diye sorarlar. Dolayısıyla o kişiyi yaşamının bütünüyle tanımak bize profesyonel yaşamıyla ilgili de ipuçları verir. Dolayısıyla bir de şöyle bir durum var. İnsan doğası tek boyutlu değildir. Çok boyutluyuz bizler. Tabii.
Hatta bir yaşama birden fazla belki meslek sığdırabiliriz ama belki bir meslekle ömrümüzü tüketiyoruz. İşte bu yaşam sürecinde işte bazen hobilerimiz olarak kalıyor. Hı hı. Belki mesleğimiz olacak da ama hobimiz olarak onu yapıyoruz. İşte bu yaşamda bize açılan bu farklı pencereler adeta bir saksın toprağını havalandırır gibi zihnimizi havalandırıyor. Bizi dinlendiriyor. İşte hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlarken yaşamımızdaki monotonluğu, işte belki tek düzeliği kırıyor. Bu hobilerimiz özellikle, ilgilendiğimiz farklı etkinlikler. Özellikle bu korona sürecinde de insanlara en zor gelen şey sanıyorum ki o monoton düzenin içine girmek oldu. Özellikle ilk zamanlarda ve herkes toprağa sardı. Toprağa sardı. Evlerindeki bütün saksılara, toprak buldukları her yere bir şeyler ekme. Yani durumunu çok sık duydum ben bu süreçte. Dolayısıyla yani bu zamanları da en iyi şekilde hep değerlendirme kaygısıyla hareket ettik. Hiç, ama kolay bir süreç değildi. Hiç beklenmeyen bir şeydi. Yani belki yani sabahtan akşama olan bir şey değildi ama insanlar o konuda da bir yaratıcılık gösterme durumunda kaldılar. Yani kendilerini ikna ettiler. Tamam, böyle bir şey var. İşte bunun sonuçları gerçekten çok ciddi. İnsanlar hayatlarıyla ödüyorlar. İkna olmayanlar da oldu. Yok böyle bir şey dendi. Daha sonra varmış, bunun bedelini ağır ödüyorum dendi. Burada da gerek devletlerin uluslararası çapta gösterdikleri bir yaratıcılık vardı. Hükümetlerin, devletlerin toplumları ikna etmesiyle bir de toplumlar tamam evde oturuyoruz, saksılarla uğraşıyoruz, topraklarla uğraşıyoruz, bir şeyler ekiyoruz ama bundan da bir yerden sonra bir yaratıcılık gerekiyordu. Şimdi ne yapmalıyım? Daha önce hiç önümde bir örnek yok. Yani bir şey oluyor mesela çok rahatlıkla işte Yunan felsefesi bu konuya değinmiştir. İşte Aristo bile bunu düşünmüştür diyoruz ama böyle bir şeyde ne yapılacağı konusunda insanlar kendilerini ikna edip ya ben böyle bir şey daha önce bir şeyle karşılaşmadım ki ben ne yapacağımı bilmiyorum. Yani bu tamam mesela bir kadının anne olması daha önce bir annelik kurumu var. Başkalarından anneliği yaşıyor, kendi annesiyle olan ilişkisini yaşıyor ama ona karşı bir hazırlığı var. Ama bu bambaşka bir şeydi. Bu biraz da kendimizi dediğiniz gibi o yaratıcı bakış açısı hayatla barışıklığımızı da şey yapıyor. Yani ben hayatta küstüm bundan sonra tamam benim pilim bitti. Buraya kadarmış deyip kendimizi ele ayak çekmekten ziyade işte o yaratıcılık, kendimize karşı dürüstlük. Peki burada mesela ikna kavramına daha öncekiler nasıl bakmış? Çünkü çok önemli bir şey insan merkezinde insanın olduğu bir şey. İşte bunun ta geriye giden düşünce sistemlerinde Yunan'da, Mısır'da, Orta Asya'da, Türk düşüncesinde veya diğer şeylerde bu büyük düşünürler iknaya nasıl bakmışlar? Evet Can Hocam, şimdi antik Yunan, örneğin antik Yunanlar ikna sanatında mantığın ve muhakemenin kişinin fikirlerini başarılı bir şekilde iletmesinde vazgeçilmez olduğunu kabul etmişler. İşte mesela milattan önce yaşamış bir filozof olan Aristo, ki onun çalışmaları retorikle ikna ile de ilişkili olarak ilk kabul edilir. Mesela konuşmacının kitlelerin doğruyu aramalarını kolaylaştırmak için kendi söylemlerini nasıl formüle edeceğine dair bir takım esaslar getirmiş Aristo. Hı hı. Ve bunlar iknanın ilk genel teorisi olarak kabul edilmiş. Ve işte retorikte bunları ifade etmiş. Hı hı. İlk eser bu anlamda retorik. Aslında retorik güzel konuşma sanatıdır. Evet. Ki günümüzde de çok önemlidir. Yine iletişimle de ilişkili olarak işte güzel söz söyleme sanatı, işte konuşmacının karizması diyoruz burada. Söyleme, nasıl bir söyleme üsluba sahip vesaire. İşte seçtiği kelimeler ki günümüzde politikacıların da buna çok dikkat ettiğini biliyoruz. Hatta bazı çalışmalarda işte örneğin X politikacı X kelimeyi kaç kere kullanmış kendi konuşmaları. Çok güzel araştırmalar var alanla ilgili bilim insanları. Bunları ortaya koy. Hangi kelimeleri en çok kullanmış o politikacı gibi. Dolayısıyla söylem, işte o güzel söz söyleme sanatı ve kitleleri bir şekilde etkileme, ikna etme amacı taşıyor aslında kökeninde. Dolayısıyla öyle kolay bir şey değil ama bu belli yöntemleri, teknikleri aslında anladığımızda o kadar da zor olmadığını fark ediyoruz. Şimdi geçmişte ilk retorik eseriyle başlıyor bu çalışmalar. Aristo'nun retorik eseriyle. Burada hocam karşımızdaki insanları ikna etmek için belli argüman, yani inandırıcı belgelerin sunulması ve söylemlerin kullanılması, retorik, güzel söz söyleme sanatı. İşte o zaman biliyorsunuz işte filozof dediğimiz şimdi günümüzde insanlar işte belli bir kitleye karşı konuşmalar yapıyorlar.
belli konularla ilgili onları etkilemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bunun inceliklerini aramışlar ve bulmaya çalışmışlar. Burada da yine o biraz sonra işte İkinci Dünya Savaşı'ndaki çalışmalara da geleceğiz. Orada ortaya konan ortak bir takım faydalar olduğunu görüyoruz. İşte mantık dedik, duygu dedik. Mesela Aristo iknada 3 özellik üzerinde durmuş. Yine bunlar da günümüze ışık tutuyor. Yani güncelliğini koruyor günümüzde. Şöyle de diyebiliriz. İknada retoriksel çekicilik unsurlarına baktığımızda kaynağın güven, duygu ve bilgi özelliklerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Mesela Aristo bunu etos, patos ve logos olarak adlandırmış. İşte etos nedir? Etos güven, patos duygu. Yani etos güven derken kaynağın güvenilirliği. Biraz önce de bahsettiğimiz kaynak kişi, bir kişi olabilir, bir kurum olabilir. Onun güvenilirliği. Patos dediği duygular, yani duygulara yönelik mesajlar. Logos ise bilgiyle ilişkili. İşte mantıkla, rasyonel mesajlar dediğimiz. Dolayısıyla bu etos hedef kitleyi iknacının güvenilirliği ya da karakteriyle ikna etmeyi amaçlayan etik bir çekicilik sağlıyor. Yani burada kaynak kişiyi çok önemli olarak görüyor. Şöyle diyebiliriz, işte kaynağın birey ya da kurum olarak düşünelim. Kaynağın güvenilirliği, dürüstlüğü, işte biraz önce ne bileyim çeşitli şekillerde ifade ettik. Gözümüzde daha saygın olan insanlar, saygınlığı, bilgili oluşu, alanında uzman oluşu ikna etkisini yükseltiyor. Karşı kişiler nezdinde. Burada şunu diyebilir miyiz hocam? Mesela bazı reklamlarda kamuoyunun güven duyduğu insanlar kullanılır. Evet. Çok güzel bir örnek oldu. Hem tanınan kişiler hem de güvenilen insanlar. Yani ne bileyim hem aile hayatıyla güvenilir olmuş, hem yaptığı işle güvenilir olmuş. Uzun süredir yaptığı işte de bir istikrar sağlamış. Herhangi bir konuda özellikle bu kamuoyunun destek vermesini istediğimiz kampanyalarda, yardım kampanyalarında bu gibi insanların biz yüz olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu da herhalde sizin dediğinizin en uygulamadaki örneği. Evet, aynen öyle. Mesela bu reklamlarda bu kişileri oynatmadan önce tabii belli araştırmalar yapılıyor. Mesela toplum nezdinde ya da o mal ya da hizmet üreten kurumun tüketicileri, tüketici hedef kitlesi nezdinde kimler saygındır? Mesela bu kitle çocuklar olabilir, gençler olabilir, yetişkinler olabilir. O isimler tespit ediliyor. Ondan sonra yani bu da tabii daha bilimsel olan, doğru olan yoldur. Önce bir bunun araştırmasının yapılması gerekir. Çünkü bu anlamda yanlış örnekler de gördük zaman zaman. Evet. Yani bir figürün seçilip aslında o reklamın hiç başarılı olmadığı ya da onun o reklamla işte mal ya da ürünle hiç örtüşmediği örnekler de gördük. Başarılı olmayan örnekler de gördük. Onun için mutlaka bu yönde doğru araştırmalar sonrasında o kişilerin seçilmesi. İşte toplum nezdinde güvenilirliği olan insanların tabii o mal ya da ürün, hizmet her neyse onunla da ilişkili olması daha olumlu sonuçlar doğuruyor bizim için. Dolayısıyla Can Hocam kaynak kişinin güvenilir olması, bu bir kurum da olabilir dedik, ikna etkisini yükselten çok önemli bir nitelik. Burada güven tabii faktöründen biraz daha isterseniz bahsedebiliriz. Güven gerek bireysel ilişkilerde gerekse kurumsal yaşamda çok önemli bir değişken. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi güveni kazanmak zor ama kaybetmek kolay. Aynı itibar kavramında olduğu gibi. Bu uzun soluklu bir süreç. Neyle besleniyor? Bir kere tutarlılık, dürüstlük, bir takım değerler, sağlam değerlerin olması gerekiyor bunun arkasında. Dolayısıyla uzun soluklu bir yolculuk. Birden olup biten bir şey değil. Bir süreç, devam eden bir süreç. İşte o köprüyü o zaman sağlam kurmuş oluyoruz. Daha uzun soluklu, dayanıklı bir köprü inşa etmiş oluyoruz. Güven nasıl inşa edilir? Toplumsal sistemde işte bireylerin ortak yaşam alanını paylaşabilmesi ve toplumsal düzenin korunabilmesi için de güven kavramı fazlaca önem taşıyor. Mesela kurumsal yaşam açısından ya da kurumsal iletişim açısından bakacak olursak, kurumsal iletişimde temel amaçlardan birisi hedef kitlelerde işte kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik bir güvenin tesis edilmesidir. Ve kurumlar da bu anlayış doğrultusunda işte katılımcılık, şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik gibi kavramları ön plana çıkarırlar. Ve her kurumun web sitesinde, vizyon, misyonu içinde bu kavramlar yer alır. Tabii orada sadece bu kavramların olması yetmiyor. Evet. Bütün iş yapış süreçlerinde mesela çalışana biz çok önem veririz diyorsa vizyon ve misyonunda bir kurum, bunu
tüm iş süreçlerinde görülmesi gerekir. Yani bunu yansıtması, gerçekten içselleştirilmiş olması gerekir. Yoksa orada süslü cümleler olarak kalıyor. Çalışanıma zor önem veririz ama 6 ayda bir çalışan değişiyorsa ve en uzun çalışan kişi 1 sene çalışıyorsa o pek bir altı dolu değil demektir. Evet, evet. Zaten kurumların aslında en önemli değeri yani her kademedeki çalışanlarıdır. Yani maddi manevi çalışanlarını dinleyen, mesela iyi yöneticiler açısından da bu böyledir. İyi yöneticiler daha çok dinleyen yöneticilerdir. Çünkü o zaman bir sorun varsa onu görebilirsiniz. Ama sizin göremediğiniz şeyler de olabilir orada çalışanların fark ettiği. Onun için derler ki iyi liderler daha çok dinleyen, işte çalışanların içinde olan, hatta kurumu gezen, dolaşan, çalışanlarını tanıyan kişidir derler. Dolayısıyla bu anlayışın, o vizyon misyonunda yer alan o değerlerin, hani değerler dedik ya, kurumlar açısından da bu geçerli. Onların kurumların bütün iş süreçlerine yansıtılmış olması, gerçek anlamda bu samimiyet çok çok önemli güvenilirlik açısından. Çünkü işte mal ve hizmet üreten kurumlarda sonuç olarak bunu satmak istiyorlar. Bizi tercih edin diyorlar müşterilere. Dolayısıyla biz de farklı şeyler arıyoruz onlarda artık. Çünkü çok fazla mal ve hizmet üreten kurum var. Müthiş bir rekabet ortamı var. Dolayısıyla hem işte kaliteli ürün hizmet üretecek, hem dürüst bir kurum olacak. Yani mesela bizim sağlığımıza zararlı ürün üretmeyecek mesela. Dolayısıyla işte sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirsin istiyoruz. Yani topluma bir katkı sunsun istiyoruz bu anlamda. Çünkü sadece kâr eden şirket istemiyor artık müşteriler. Evet. Diyoruz ki bu topluma da bir faydası olsun. Çünkü devletin imkanları sınırlıdır ama özel şirketler bu anlamda çok şeyler yapabilir. İşte eğitimle ilgili, sosyal sorumluluk projeleri gibi, ne bileyim, sağlıkla ilgili, çevreyle ilgili. Dolayısıyla bunlar da aslında o kurumların gözümüzde güvenilirlik açısından başka bir yere, hem de itibar açısından başka bir yere yerleşmesini sağlıyor. Ve onları tercih ediyoruz, daha çok tercih ediyoruz. Samimi olan, bize doğru söyleyen şirketleri, kurumları daha çok tercih ediyoruz. Onlara güven duyuyoruz. Dolayısıyla bu güven kavramı, Can Hocam, uzun soluklu bir kavram. Öyle birden oluşan bir kavram değil. Tabii biraz önce de ifade ettik, güvenilir olmak beraberinde başka nitelikleri de getiriyor. İşte dürüstlük, samimiyet, yardımsever olmak, hani insani değerler diyoruz. Ki bunlar kurumlara da artık uyarlanmaya başladı. Bir ürün ya da hizmetin reklamı yapılırken bile kişilerle ilgili özellikler o mal ve hizmetlere de atfedilmeye başlandı. İşte açık sözlülük, erdem, şimdi irfan sahibi olmak deriz mesela. O da çok sevdiğim bir kelimedir. İrfan çok derinlikli bir kelimedir. İşte anlama, bilme, kültürle ilgilidir. Hatta tasavvufta bu kelimeyi daha bu kelimeye daha derin anlamlar da yüklenir. İşte kişiyi gerçeğe ulaştıran güçlü seziş, bilme, anlama seviyesi gibi. Dolayısıyla bu işte güvenilir olma boyutu böyle biraz daha genişliyor, derinleşiyor belki. Bir takım farklı değerlerle birlikte daha başka bir anlam kazanıyor diyebiliriz. Ve bu niteliklere sahip olan bir insan da ikna etkisinin yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Şu da var hocam, siz irfan kavramından bahsettiniz. İrfan sahibi insanları ikna etmek de çok öyle kolay değil. Hele karşıdaki kişi dürüst değilse. Mesela Anadolu irfanı dediğimiz bir şey var. Belki akademik eğitimi çok düşüktür. Belki ilkokul mezundur, hatta değildir. Ama adamın gözünden yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor anlar, ben çok ikna olmadım der. Beni ikna edemedin der. Ve bunda da sanki arkada tabi bir bilgi değil de toplumsal bir şey, o yapı, yani bizim çok net bir ifadeyle söylediğimiz irfan kavramı, arif insanları kandırmak zor. Arif insanları başkalarını ikna etmesi de gayet kolay. Çünkü yaşıyor. Yani hal edinmiş dediğimiz bir şeyler var. O tasavvuftaki insanın aslında kendini geliştirme hali. Burada aslında bizim kültür olarak çok değerli bir sosyal bir aşı diyebiliriz. Yani biz Anadolu'ya çıktığımızda bazı konularda insanlar bize güveniyorlar. Ama bir taraftan da ikna olma ve bizi ikna etme konusunda da bir mesafe koyuyorlar. Burada bizim kültürümüzde ben bir şans olduğunu düşünüyorum bunun. Yani mesela bizim toplumumuza propaganda yapmak çok kolay değil. Manipüle etmek çok kolay değil. Böyle bir bakar amca, teyze. Hele bir otur bakayım der. Sana bir yemek koyayım der. Aslında o yemek yedirme hem adamın karnını doyurmaktır hem de
nasıl yemesine bakmaktır. Yeme, içme, oturma, konuşma. Bu da aslında bizim bir taraftan çok böyle kitabı bilgilere giderken bir tarafta aslında yanı başımızda bir bilgi birikim var. Kaynak var, evet. Evet. Anadolu. Evet. Çok güzel söylediniz hocam. Şöyle ki bizim dedelerimiz, ninelerimiz, tabii şu Anadolu insanı diyoruz. Mesela onlar çok sert coğrafyalarda bir mücadele vermişler. Hı hı. Yaşam koşulları daha zormuş. Dolayısıyla hem bir yandan daha saf ve temiz kalmışlar. Anadolu insanı diye ifade ediyoruz değil mi? Genelde gittiğimizde bunu görüyoruz o insanlarda. Hem de onlarda farklı bir idrak seviyesi olduğunu da fark ediyoruz biz. Hı hı. Aynı zamanda o yaşamdaki mücadeleyle gelişen bir işte sezgisel bir yönleri oluyor onların. Dolayısıyla da görebiliyorlar yani bazı şeyleri. Aristo'nun patos dediği şey aslında bizim Anadolu'da köylerde, kasabalarda, dağlarda, evet. Çobanda da var, tarlada da var, muhtarında da var, emeklisinde de var, gencinde de var, yaşlısında evet. da var. Bir de hemen sizinle iletişim kur. Mesela bir yerden geçiyorsunuz. İşte diyelim ki aşure ayı, o hı-hı. gün aşure kaynatılıyor mahallede. Komşular biliyorsunuz hı-hı. imece vardır evet. bizim Anadolu kült, hala da var. Onu görebiliyoruz. Yoldan geçenleri hemen çağırıyorlar. Gelin hı-hı. buyurun işte size de ikram edelim diye. O iletişim köprülerini hemen kuruyorlar. Yani o Anadolu insanının yardımsever oluşu, işte ne bileyim verici oluşu bu anlamda işte hı-hı. misafir doyurmak kutsal hı-hı. addedilir. Evet, bizim, Tanrı misafiri deriz. Toplumda. Dolayısıyla doğrudan da hemen sizinle bir iletişim köprüsü kurarlar hı hı. bu anlamda. Siz de o daveti geri çeviremezsiniz zaten. O kadar güzel davet ederler ki sizi. Hı hı. Yani onlar için bir ibadettir çünkü ikram evet. etmek, sofrasını açmak. Yani orada hakikaten farklı bir kültür var. Bence de bizim toplumumuzun bir şansı o. Hı hı. Arada çıkıp bu duygularımızı, bu yönlerimizi yenilememiz de lazım. Evet. Peki hocam evet. bu ikna şeyin bir de tabii illaki... Her hayrın yanında şer olduğu gibi kullanılma şey de var. Yani biz bıçağı güzel şeylerde de kullanabiliriz. Ekmek kesmekte ya da bir alet yapmakta ama cinayet aleti olarak da kullanabiliyoruz. Peki iknayı kötü amaçla kullananlar var. Mesela hiç yararlı olmasa bile amiyane tabirle argo tabirle gaza getirmek var. ya da işte manipüle etmek var. Ya ben neyin içine düştüm, ne işte oyun kuruldu bize, Tonga'ya getirildim. Aslında toplumumuz buna da hazırlıklı kelimeler üretmiş. Tonga'ya düşmek, işte Zoka'yı yutmak ifadeleri var ve bunun bir de kötü manada yapılan profesyonel şey var, propaganda. İşte ihtiyacımız olmayan malları almak, ihtiyacımız olmayan şeyleri yapmak, işte hiç gitmememiz gereken yerler. Tüketim kültürünün evet. bir yandan pompalanması. Evet özellikle. Yani markete girince 3 tane şey alacakken işte o market arabalarının büyüklüğü bile bizi aslında bir propaganda olarak kullanıyor. Yani bunu doldur da çık. Ya da en çok kullanılan malların en arkada olup oraya gidene kadar başka malları, başka ürünleri almayı bize bir nevi aslında biz pasif, bilinçaltımıza hedef alan bir propaganda da karşı karşıyayız. Peki bir tarafta ikna, bir tarafta irfan dedik. İkna dedik, işte iç görüş dedik, duygu var dedik, mantık var dedik. Peki bunları kullanarak o manipülasyona düşmeme, provoke olmama, propaganda yapanların kötü niyetlerine alet olmamak için neler yapmamız lazım? Evet Can Hocam, günümüzde müthiş bir aslında tüketim kültürü pompalanıyor. Hı hı. Bizler bir yandan tabii kurumları konuşuyoruz. İşte kurumlar bir mal ya da hizmet üretiyorlar bizler için, müşteriler hı hı. için. Ama çok sayıda olduğu için, rekabet de olduğu için günümüzde işte bir taraftan halkla ilişkiler, diğer bir de işte kurumsal iletişim faaliyetleri yapıyor kurumlar. Bir taraftan pazarlama faaliyetleri, bir taraftan reklam faaliyetleri. Amaçları bu mal ya da hizmetleri bizlere satmak. Yani onları tercih etmemizi sağlamak. Ama bir paradoks gibi görülebilir. Diğer yandan da bizler bir müşteriyiz. Aynı zamanda bir çalışan da olabiliyoruz. Tamam, o kurumların yöneticisi olabiliyoruz, çalışanı olabiliyoruz ama bir yandan da müşteri olarak, müşteri ayağında acaba bu kadar çok şeye ihtiyacımız var mı? Yani belli yaşlarda insan artık bunu sorgulamaya başlıyor. Mesela çok fazlaca reklam faaliyetleri yapılıyor. Ama ben mesela gördüğüm zaman ürünleri, işte sağlığa zararlı mı? Bir kere bu benim için çok önemli. Hmm. Sağlığıma zararlı bir ürün var mı içinde? Bunu sorgulamam gerekiyor. Evet. Bakıp. Şu ambalajlara aldanmamam gerekiyor öte yandan. Ve bir şeyi alırken, tercih ederken gerçekten ihtiyacım var mı bu ürün ya da hizmete? Yani bunu sorgulamamız gerekiyor belki de. Hani bilinçli müşteri olmak diyoruz ya.
Bir de işte o tüketim kültürünün kölesi olmamak için. Hı hı. Aslında insanın yaşamda bunlar tabii bir yönüyle bizi tatmin ediyor, bu mal ve hizmetler, ama acaba gerçek anlamda mutlu mu oluyoruz bunları tükettiğimiz zaman? Hı hı. Yani insanın mutluluğu bunları tüketmesiyle mi bağlantılıdır? Ya o başka bir şey, değil mi? Yani dolayısıyla işte ne kullandığımız arabanın markası, ne üzerimizdeki kıyafetin marka oluşu ya da oturduğumuz semtin tercih edilen bir lüks bir bölge olması mı bizi mutlu ediyor yaşamda? Hı hı. Şimdi insan bunun üzerinde düşünmeye başladığı zaman aslında tüketim insanı mutlu etmiyor. Hatta daha az şeyle yetinmek belki. Orada kanaatkarlık giriyor. Yani o duygu aslında zannediyorum bizi daha tatmin eden, mutlu eden bir şey gibi geliyor bana. Hı hı. Dolayısıyla bu bir paradoks gibi düşünülebilir. Bir yandan kurumlar bu faaliyetleri gerçekleştiriyor bunu bizlere satmak için, ama biz de öte yandan burada bunları seçerken gerçekten ihtiyacım var mı? Ya da bu kurumu desteklemek adına işte ben neden o kurumun sunduğu ürün ya da hizmet tercih edeyim? Belki sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştiriyordur. O bana daha cazip gelebilir. Hmm. Çünkü o çorbada benim de tuzum olsun. Hmm. İsteyebilirim, yani zaten o ürüne ihtiyacım vardır. Bu bir tercih sebebi olabilir. İşte biraz önce de ifade ettiğimiz gibi duygulara yönelik mesajlar dedik. İkna etkisini yükseltiyor. Eğer sağlığıma zarar verdiğini düşünüyorsam almam ben o ürünü. Hı hı. Yani ikna olmam o ürün ya da hizmeti kullanma konusunda. Demek ki duygular da burada etkili. Yani tehlike seziyorum orada. Ya da ne bileyim bana zararı olduğunu ya da topluma zararı olduğunu düşünüyorum gibi. Hı hı. Dolayısıyla bizler de sanırım biraz daha bilinçli tüketici olmak adına bunu sorgularsak herhalde daha doğru bir yolda ilerleriz diye düşünüyorum bu anlamda. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Daha konuşacak çok şey var ama maalesef programımızın süresi bitti. İkna konusunu konuştuk sizinle ve bu programla da 2021'i kapatmış olacağız insan ve anlam olarak. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Evet değerli TRT Radyo 1 dinleyicileri, bir insan ve anlamında sonuna geldik. 2021 yılının bu son programında konuğum İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Şifa Elçi ile iletişim bağlamında ikna kavramını konuştuk. Yeni yılın ilk programında yine sizlerle birlikte olmak üzere şimdilik hoşça kalın.